Hani ünlü bir söz vardır. Doktorun yaptığını yapma, dediğini yap. Sigara içiyor olabilir ama sana içme dediyse bir bildiği vardır. İçmeyeceksin. Bunu sağduyulu herkes anlar ve kabul eder. Doktor kendisiyle çelişiyor gibi görünse de aslında bu çelişki kendisiyle ilgilidir. Yanlış olduğunu bildiği bir şey yapması bizim onun doğru tavsiyelerine güvenmemizi yanlış yapmaz. Şimdi farklı bir şey düşünelim. Doktor ya bugüne dek içme dediği sigarayı iç demeye başlarsa veya doktorun aslında sigaranın yararlı olduğuna inanmasına rağmen içme dediğini düşünün. Veya zararlı olduğunu bildiği halde yasaklamadığını düşünün. Bu durumda doktora güvenemezdiniz. Çünkü bu tutarsızlıktır. Güven tutarlılığı gerektirir. Sözlerle sözler, davranışlarla davranışlar ve sözlerle davranışlar birbiriyle tutarlı olmalıdır. Şimdi gelin son 2 yıldır bize virüsten korkmamızı, hükümet ne derse yapmamızı, ruhsatsız aşılara, güvenilmez testlere ve sorumluluğunu almadıkları tıbbi müdahaleye razı olmamızı söyleyen doktorların tutarlılıklarını sınayalım. Doktorların Türkiye'de meslek örgütü Türk Tabipler Birliği'dir. Türk Tabipler Birliği'nin sitesinde doktorluk mesleğinin etik ilkelerini, mesleğin doğruları olarak kabul edilen kuralları bulabiliyoruz. Dünya Tabipler Birliği'nin hasta hakları bildirgesinden başlayalım. Madde 3b. Zihinsel yeterliliği olan erişkin bir hasta herhangi bir tanı veya tedaviye yönelik girişim konusunda onam verme ya da vermeme hakkına sahiptir. Hastanın kendi kararını verebilmesi için gerekli bilgiyi alma hakkı vardır. Hasta uygulanacak tanı veya tedavi girişiminin amacının ne olduğunu, sonuçlarının neler olabileceğini ve tedaviyi kabul etmemesi durumunda ortaya çıkabilecek sonuçları açık bir şekilde anlamalıdır. Tedavi girişiminin amacı ve sonuçları. Bakın, randevulu veya randevusuz gidiyorsunuz, aşı oluyorsunuz. Aşı olduğu öne sürülen sıvıyı vurdurduğunuz yerler en az bir doktorun mesleki sorumluluğu altındadır. Bu doktorlar hastaya söz gelimi aşı olduğu öne sürülen ürünün şimdiye kadar kaç kişiyi öldürdüğü bilgisini vermiyorlar. Kaç kişiyi sakatladığı, kaç kişiyi hasta ettiği bilgisini vermiyorlar. Tersine sorumluluğu bütünüyle hastaya yıkan, hukuki olarak da geçersiz ve sorumlu olan bir belge imzalatmaya zorluyorlar. Ve hastanın bu belgeyi çoktan imzalamış olduğunu bilerek bu işlemleri yürütüyorlar. Bunu bize bakanlık emrediyor gibi bir savunma geçerli olmayacaktır. Çünkü gerek Dünya Tabipler Birliği, gerekse Türk Tabipler Birliği Nürnberg kurallarını benimsemişlerdir. Nürnberg kuralları, Nazi Almanya'sında mahkumlar üzerinde mahkumların rızası olmadan deneysel tıbbi araştırma yapıldığı iddiasını doğru kabul ederek bunu yasal dışı ilan etmiştir. Bu iddiaların doğru olduğuna karar veren Nürnberg Askeri Mahkemesi, askerlerin, teknisyenlerin ve dost doktorların hükümet bize böyle emretti, bakanlık bize böyle emretti savunmasının geçersiz olduğuna karar vermiş ve onları suçlu olarak mahkum etmiştir. Doktor, meslek kuralları gereği eğer kendisi yeterince bilgilendirilmediyse bunu hastaya açıkça bildirmeli, hastanın sağlığını savunmalı ve aşı olduğu öne sürülen ürünü kabul etmemesini tavsiye etmelidir. Biliyorsunuz doktorların bir yemini var ve bu yemin hükümet buyruklarının üstündedir. Demek ki doktorların COVID aşısı, tırnak içinde COVID aşısı vurmaları veya vurdurmaları veya vurulmasına göz yummaları daha önce doğru kabul ettikleri söz ve eylemlerle ve toplumun kabul ettiği söz ve eylemlerle çelişiyor. Metinleri incelemeyi sürdürüyoruz. Hekimlik mesleği etik kurallarına bakıyoruz. Yine Türk Tabipler Birliği'nin sitesinden ulaşılabiliyor. Hasta haklarına saygı başlıklı madde 21'e bakıyoruz. Madde 21. Hekim, hastasının sağlığı ile ilgili kararlar alırken bilgilenme hakkı, aydınlatılmış onam hakkı, tedaviyi kabul ya da red hakkı ve bunun gibi hasta haklarına saygı göstermek zorundadır. Aydınlatılmış onam başlığı altında madde 26. Hekim, hastasını, hastanın sağlık durumu ve konulan tanı, önerilen tedavi yönetim yönteminin türü, başarı şansı ve süresi, tedavi yönteminin hastanın sağlığı için taşıdığı riskler, verilen ilaçların kullanılışı ve olası yan etkileri, hastanın önerilen tedaviyi kabul etmemesi durumunda hastalığın yaratacağı sonuçlar, olası tedavi seçenekleri ve riskleri konusunda aydınlatır. Bilgiler hasta tarafından anlaşılabilecek biçimde verilmelidir. Sağlıkla ilgili her türlü girişim kişinin özgür ve aydınlatılmış onamı ile yapılabilir. Yalnızca onam değil, aydınlatılmış onam. Alınan onam baskı, tehdit, eksik aydınlatma ya da kandırma yoluyla alındıysa geçersizdir. Okumayı sürdürüyoruz. 41. madde, deneyin bilgilenmesi ve aydınlatılmış onamı. İnsan üzerinde yapılan araştırmalarda her deneye araştırmanın amacı, yöntemleri, beklenen yarar ve olası yan etkiler hakkında deneyin anlayabileceği dilde ve biçimde yeterli bilgi verilmesi zorunludur. Bilgilendirme sonrasında deneyin konuyu yeterince anlayıp anlamadığı değerlendirilir. Tıpkı bir öğrenciye anladın mı anlat bakalım gibi bir soru sormaları veya birkaç soru sormaları gerekiyor. Araştırma hakkında yeterli bilgilendirme sağlandıktan sonra deneyin yazılı onamı alınır.
Bu onam deneyin özgür iradesine dayanmalıdır. Aşı olmuş olanlarınız biliyordur. İmzayı atarken böyle bir süreç yaşamadılar. Tıbbın bütün yasal ve ahlaki metinlerinde aynı şey karşımıza çıkacak. Son iki yıldır yapılanlar ister koruyucu hekimlik olsun, ister deney olsun, doktorluk meslek etik kurallarına açıkça aykırıdır. Doktorların hastalara vurdurduğu veya vurulmasına göz yumdukları iğne eğer bir aşı ise 21. madde, eğer yeni bir ürünün denemesi ise 26. ve 41. maddeleri açıkça çiğniyor. Denemesi dedim çünkü mRNA iğnesinin ruhsatı hala yok ve dünyada ilk kez kullanılıyor. Bir başka deyişle doktorlar doğru olduğunu kabul ettikleri ilki ve kurallarla çelişen şeyleri söylüyor ve eğiliyorlar. Sözleri yani taahhütleri ile eylemleri arasında bir tutarlılık görmüyoruz. Metinleri okumayı sürdürüyoruz. Tıp Etiği El Kitabı, sayfa 29. Helsinki bildirgesinde tıbbi araştırmanın birinci amacı yeni bilgi üretilmesi ise de bu amaç asla araştırmaya katılan bireylerin hakları ve çıkarlarının üzerinde tutulmayacaktır denmektedir. İki yıldır aşılama adı altında yapılanlar bir araştırma ise çünkü ürünün ruhsatı yok ve ilk kez uygulanıyor. Üretilmeye çalışan yeni bilginin bireylerin hakları ve çıkarlarının üstünde tutulduğu açıktır. Bilginin bireylerin hakları ve çıkarlarının üstünde tutulduğu açıktır. Bu yeni bilginin ne olduğunu bilmiyoruz çünkü ne üretilmeye çalıştığı, hangi bilgi üretilmeye çalıştıklarını söylemiyorlar bize. İlaç şirketleri söylemiyorlar, hükümet söylemiyor, doktorlar da bunları büyük ihtimalle kendileri de bilmiyorlar, biliyorlarsa da söylemiyorlar. Şimdi aşı olduğu öne sürülen iğnelerin koruyuculuğu hızla azalırken, bunu kendileri de itiraf ederken, bu iğneleri vurdurarak neyi amaçlıyorlar? Bunu söylemiyorlar. Hastaları hastanelik olma, ölüm gibi yan etkilerden veya hastalığa karşı hiçbir yarar sağlamama olasılığından haberdar etmiyorlar. Başlık, bireyler neyin ahlaki olduğuna nasıl karar verir? Çok güzel, çok güzel bir konu. Kitapçığımız sıralamış. Akılcı yaklaşımlar, akılcı olmayan yaklaşımlar şeklinde bir ayrım yapmış. Çok güzel. Akılcı olmayan yaklaşımları okuyoruz. Boyun eğme. Özellikle çocuklar ve ordu, polis, bazı dini örgütler, çoğu iş kurumu gibi otoriter yapılarda çalışanlar için yaygın bir ahlaki karar verme yöntemidir. Kişi aynı fikirde olsa da olmasa da ahlaklılık otorite sahibinin emir ya da kurallarına uymaktan oluşur. Akılcı yaklaşımlar ise şunlar. Deontoloji, sonuçsalcılık, ilkecilik, erdem etiği. Bu sonuncusu ilginç. Erdem etiği karar vermekten çok davranışına yansıdığı biçimiyle karar verenin karakterine odaklanır. Erdem ahlaki bir mükemmellik türüdür. Yukarıda vurgulandığı gibi hekimler için özellikle önemli bir erdem sevecenliktir. Sevecenlik, Arapçasıyla şefkat, İngilizcesiyle compassion. Dünya Sağlık Örgütü'nün doğrularını veya bakanlığın yasa dışı buyruklarını sorgulamadan uygulamak sevecenlik değildir. Hastaların sorularını baştan sanmaya yanıtlarla geçiştirmek, konuyu hastayla tartışmaya çekinmek sevecenlik değildir. Denemesi bedava. İnanmıyorsanız gidin doktorunuzu sıkıştırın ve sözü nasıl dolaştırdığını, yanlış bir şey söylememek için nasıl kıvrandığını görün. Bunlar sevecenlik değil, korku güdümlü davranışlardır. Kendi mesleki belgelerine göre doktorlar son iki yıldır neyin ahlaki olduğuna boyun eğme yaklaşımıyla karar veriyorlar. Deontoloji ilkesini benimsemedikleri, hastalarına eşitleriymiş gibi davranmadıklarından bellidir. Sonuç savcılığı benimsemedikleri de bellidir. Aşı olduğu öne sürülen ürünün yararıyla olası zararını tartmıyorlar. Hatta toplumda ürünü denemiş, denememiş bir kontrol grubunun kalmasına izin vermek istemiyorlar. Herkes aşı olsun istiyorlar. İlkeciliği benimsemedikleri de bellidir. Kendi yazdıkları sayfalar dolusu etik ilkelerini çiğniyorlar. Aynı belgenin 45. sayfasında şu ifadeyi görüyoruz. Hekimler hastalarına kendi kararlarını verebilmeleri için gerekli bütün bilgiyi sağlamak durumundadırlar. Karmaşık tanı yöntemleri, prognoz ve tedavi biçimleri yalın bir dille, hastanın tedavi seçeneklerini anlaması sağlanarak, her seçeneğin üstünleri ve olumsuz yönlerini de içerecek biçimde açıklanmalı, hastaların sorabilecekleri her soru yanıtlanmalı, hastanın verdiği karar olası ise gerekçeleriyle birlikte anlaşılmalıdır. Aynı belgenin 74. sayfasında aşı ile ilgili olarak şu ifadeleri buluyoruz. Bağışıklama kampanyaları ve bulaşıcı hastalık salgınlarına acil yanıt oluşturma gibi halk sağlığı önlemleri bireylerin sağlığı için önemlidir. Ancak barınma, beslenme ve çalışma da en az onlar kadar belki de daha fazla önemlidir. Hekimler hastalarını var olan sosyal hizmetlere yönlendirebilseler de hastalıklarının toplumsal kökenlerini çok ender olarak iyileştirme gücüne sahiptirler. Bakın son paragraf için aslında yoruma bile gerek yoktur. Doktor kendisi işsiz ve parasız kalmayacağını bilmenin rahatlığıyla öldürme olasılığı binde bir bile olmayan bir salgın için, tırnak içinde salgın için başkalarının barınma, beslenme, yolculuk etme ve çalışma olanağını ortadan kaldırmaya yardım ve yataklık ediyor. Üstelik solunum yolu virüslerinin, grip virüslerinin asla bitmeyeceğini ve sürekli yenisinin türediğini bildiği halde. Peki doktorlar hata yapınca yanlarında mı kalıyor?
Hatalı uygulamalara karşı kendilerinin nasıl bir tepki vermeleri gerekiyor? Aynı belgenin 86. sayfasında bu konu tartışılıyor. Örneğin Dünya Tabipler Birliği'nin Uluslararası Tıp Etiği kurallarında hekim meslek ahlakına aykırı davranan ya da yeterliliğinde eksiklik bulunan ya da sahtecilik ya da dolandırıcılığa karışan hekimleri ilgili yetkililere bildirecektir ifadesi yer almaktadır. Bununla birlikte bu ülkenin yaşama geçirilmesi oldukça güçtür. Hekim, kıskançlık gibi kişisel nedenlerle bir meslektaşına saldırmak ya da kendisine yöneltildiğini düşündüğü bir saldırıya karşılık vermek istiyor olabilir. Diğer taraftan hekim, arkadaşlık ya da acıma duygusuyla meslektaşının da hatalı davranışını bildirmek istemeyebilir. Bu türden bir bildirim neredeyse kesin olarak suçlananın ve büyük olasılıkla diğer meslektaşların düşmanlığını kazanmak gibi bildiren için oldukça zararlı sonuçlara yol açabilir. Bu çekincelere karşın yanlış davranışların bildirimi hekimlerin mesleki bir ödevidir. Sadece mesleğin toplum gözündeki saygınlığını korumak için değil, genellikle yetersizliği veya hatalı bir uygulamaya ayırt edebilecek tek kişi olduklarından da böyle bir yükümlülükleri vardır. Başta Profesör Doktor Bingür Sönmez olmak üzere televizyon, gazete ve internet röportajlarında kendisi gibi düşünmeyen herkese aşağılayan, doktor diploması olmayıp kendi fikrine sahip olan yurttaşlarla alay eden, onları bilim karşıtı ve cahil olmakla suçlayan, hatta yetkin bilimsel görüşünü bildiren meslektaşlarını bile uzmanlık dalları virüs veya solunum olmadığı için susturmaya çalışan sayısız doktor ve meslek örgütü hakkında doktorlar bugüne dek ne yaptılar? Kaç doktor meslek etik ilkelerinin yanında toplumun da etik ilkelerini çiğneyen bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu? Kaç doktor bu kişilerin meslek kurallarını çiğnediğini Türk Tabipler Birliği'ne ihbar ederek bu kuralların arkasında durdu? Sonuçtan yola çıkarak sayının çok olmadığını anlıyoruz. Çok değil, 50-100 suç duyurusu savcıları harekete geçirmeye yeterdi. Çok değil, 500 veya 1000 şikayet dilekçesi Türk Tabipler Birliği'ne baskı altına almak için yeterliydi. Demek ki doktorların ezici çoğunluğu doğru olduğunda uzlaştıkları sözlerle çelişen bir davranış içindeler. Kitapçığı okumayı sürdürüyoruz. Sayfa 96. Tıp, matematik ve fizik gibi kesin bir bilim değildir. Çoğu zaman geçerli olan birçok genel ilkesi bulunur. Ancak her hasta farklıdır ve toplumun %90'ı için etkin olan bir tedavi geri kalan %10 için etkisiz kalabilir. Doktorlar bu bilgiye saygı duysalardı, hakkında hiçbir şey bilmedikleri hastalara birer makineymiş gibi davranıp aynı reçeteyi yazmazlardı. Ve günde 8'er 16'şar klorokinin, favipiravir, antibiyotik ve bunun gibi haplar yutturmazlar. Kendi hatalarından, buna malpraktis diyorlar, kendi malpraktislerinden ölen hastaların ölüm raporuna COVID yazmazlardı. Bir kısmı önlenebilir bu ölümler karşısında doktorların tutumu, önlenebilir madencilik kazalarını hükümetin Allah'ın takdiri demesinden farksızdır. COVID'in takdiri. Kitapçıkta tıbbi uygulamada araştırma başlığı altında şunları okuyoruz. Yeni bir ilacın düzenleyici kurumlarca onaylanmasından önce yaygın biçimde güvenlilik ve etkililik testlerinden geçmesi gerekir. Süreç laboratuvar çalışmalarıyla başlar, hayvan deneyleriyle devam eder. Eğer bu aşamada söz konusu madde umut veriyorsa, sıra klinik araştırmanın 4 basamak ya da fazına gelir. Faz 1, faz 2, faz 3 vesaire. Faz 4 aşamasını vurgulamakta yarar var. Faz 4 araştırması, ilaç ruhsat aldıktan ve pazara çıktıktan sonra yürütülür. İlk birkaç yılda ilaç önceki fazlarda görülmeyen yan etkiler açısından izlenir. Ek olarak ilaç şirketi genellikle ilacın hekimlerce ve hastalarca nasıl karşılandığı ile ilgilenir. Peki doktorların etik el kitabı böyle söylerken, faz 4'ü hiçbir zaman geçmemiş olan bu aşının, tırnak içinde aşının milyonlarca kişiye vurulması sözle eylemin açıkça çelişmesidir. Doktorlar bu belgede ve daha önce gördüğümüz etik belgelerindeki sözleriyle çelişiyorlar. Faz 3 çalışmaları bile doğru düzgün tamamlanmamış bir ticari ürünü tam bir özgüvenle savunabiliyorlar. Bu yetmiyormuş gibi şüphecileri ve karşı gelenleri bilim karşıtı olarak etiketleyip hedef gösteriyor olmaları ilke ve kuralları değil güç dengelerini gözettiklerini gösterir. Okumayı sürdürüyoruz. Sayfa 99. Araştırma etiğinin temel ilkeleri oldukça iyi yapılandırılmıştır. Ancak bu her zaman böyle değildi. 19. ve 20. yüzyılda birçok ünlü araştırmacı hastalarının onamını almadan ve iyilikleri hakkında pek de kaygılanmadan deneylerini uygulamışlardır. 21. yüzyılda anlaşıldığı kadarıyla geriye gidilmiş. Çünkü bugün milyonlarca sağlıklı insan rızaları ve bilgileri olmadan doktorlar tarafından denek yapılıyor. 19. yüzyılda onam almadan denek yapan ahlaksız, tırnak içinde ahlaksız doktorlar hiç olmazsa deney yaptıklarını meslektaşlarından izlemiyorlarmış. Hatta bugün izinsiz ve gizli yürütülen bu deneyin çıktıları deney yürüten doktorlara değil yalnızca ilaç şirketlerine ulaşacak. Doktorlar ilaç şirketlerinin ücretsiz stajyerleri olmayı kabul ederek meslek saygınlığını kendi kararları ve kendi etkinlikleriyle yerle bir ediyorlar. Çünkü kendi oluşturdukları ahlakla çelişen tutumlar içindeler. Tutarlı değiller. Aynı belgenin 102. sayfasında bilimsel yararlılık başlığı altında şunu okuyoruz. Helsinki bildirgesinin 21. maddesine göre insanlar üzerindeki tıbbi araştırmayı bilimsel temellere dayanarak haklı çıkarılabilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik, örneğin yöntem uygun olmadığı için başarı şansı düşük ya da başarılı olsa bile üreteceği sonuç önemsiz olan projelerin geri çevrilmesi anlamına gelir.
Salgın hastalık uzmanları COVID-19 aşılaması için çoktan geç kalındığını söylemişlerdi bile. Yani ülke, kıta, küre ölçeğinde yürütülen bu deneysel araştırma başarılı olsa bile kamu yararını üreteceği sonucun önemsiz olacağı bellidir. Hele kendiliğinden geçeceği ve sürü bağışıklığı oluşturacağı çok iyi bilinen bir salgına karşı. Bir kez daha doktorların ve Türk Tabipler Birliği'nin kendi belgelerinde yer alan taahhütleri çiğnediklerini anlıyoruz. Belgeyi okumaya devam ediyoruz. Riskler ve yararlar başlığı altında şunu okuyoruz. Bir projenin bilimsel açıdan yararlı ve toplumsal açıdan değerli olması sağlandıktan sonra araştırmacının sonuçlar kendilerine yarar sağlamayacak olsa bile araştırmaya katılanların üstlendikleri risklerin araştırmanın beklenen yararları açısından uyumsuz ya da orantısız olmadığını göstermesi gerekir. Bu da ayrı bir tutarsızlık konusu. Çünkü genel anesteziyle yapılan sıradan bir ameliyatta bile hastaya o çok çok küçük ölüm riskini anlatan doktorlar binlerce kişiyi öldürmüş bulunan mRNA iğnesini tavsiye ederlerken bundan söz etmiyorlar. Bu bilgiyi vermiyorlar. Kendi bilimsel ve ahlaki ilkelerini çiğniyorlar. Önceki davranışlarıyla çelişen davranışlar sergiliyorlar. Önceki sözleriyle çelişen sözler söylüyorlar. Bilinen ve kendilerinden beklenen davranıştan başkasını gösteriyorlar. Aydınlatılmış onam başlığı altında şunları okuyoruz. Nürnberg kurallarının ilk ilkesi araştırmaya katılacak insanların gönüllü onamı kesinlikle alınmak zorundadır der. Bu ilkeyi izleyen açıklayıcı paragrafta diğer şeylerin yanı sıra araştırmaya katılanın aydınlatılmış bir karar verebilmesi için araştırma hakkında yeterli derecede bilgilendirilmesi ve bu bilgiyi anlamasını sağlanması gerekir ifadesine yer verilmiştir. Peki doktorlar ruhsatı alınmamış, fazla 3 aşaması bile tamamlanmamış olan ürünün riskleri hakkında hastaları aydınlatmamayı seçerek yukarıdaki gerekliliği çiğnemiyorlar mı? Ama doktorlar bunun bir araştırma veya deneme olduğunu bile söylemeyerek aslında meslek ilkelerinden fazlasını çiğniyorlar. Şöyle düşünün, karşı cinsten bir başka kişinin kahve davetine karşılık veren, onunla yemek yiyen ama eşini aldatıyor gibi olmaktan korkan kişilere verilen bir öğüt vardır ya, bir ölçüt verilir. Denir ki ondan gizlediğin şeyi öğrendiğinde bu yaptığını hoş görür müydü? İşte bu ilke, bu ölçüt burada da geçerlidir. Hasta ondan gizlediğin şeyi öğrendiğinde bunu hoş görür müydü sayın doktor? Çünkü doktor hasta ilişkisi de, karı koca ilişkisi de, her türlü insan ilişkisi de aynı şeye dayanır. Güven. Kitapçığın sonunda tıp etiğinin geleceği başlığı altında şunları okuyoruz. Geleceğin kendisine içkin olan öngörülemezliği nedeniyle tıp etiğinin bir süredir olduğu gibi esnek ve değişikliğe açık olması gereklidir. Bununla birlikte temel ilkelerinin özellikle sevecen yaklaşım, yetkinlik ve özerkliğin temel insan haklarına saygı göstermek ve mesleğe adanmışlıkla birlikte yerinde kalacağını umabiliriz. Umabilir miyiz? Sayın doktorlar umadursunlar bakalım. Yakın gelecekte 2020 yılı, bugünler doktorların mesleklerini kendilerini yok etmeye başladıkları utanç yılları olarak hatırlanacak. Çünkü kendi taahhütlerini, kendi sözlerini çiğniyorlar. Kendi sözleri ve eylemleriyle tutarsızlık içinde bulunuyorlar. Doktorlar 2 yıldır tutarsız davranışları olan bir toplum kesimi oldu. Tutarsız davranışları olan bir meslek grubu oldu. Bu durumda sorgulanacak veya yargılanacak veya kendisinden kuşku duyulacak kişiler onlara güvenmek için haklı bir neden bulmakta artık zorlanan insanlar değildir. Bu videoda doktorların toplum ahlakına veya ülkenin yasalarına veya herhangi bir yasaya, bir politikacılar meclisinin yaptığı yasaya uyumları değil, yalnızca kendi üretip kabul ettikleri ilke ve kurallara göre tutarlılıklarını inceledik. Bu videoda gösterilen tutarsızlığı gidermeleri ve yitirdikleri güveni geri kazanmaları için doktorların gerek örgütlü gerekse bireysel olarak bazı şeyler yapmaları gerekiyor. Söz gelimi, 2 yıldır içinde bulundukları söz, söz-eylem ve eylem-eylem tutarsızlıklarının meslek etik ilke ve kurallarına uyumlu olduğunu kanıtlamaları gerekiyor. Ben uyumsuz olduğunu göstermiş olduğunu düşünüyorum. Eğer uyumlu olduğunu düşünüyorlarsa uyursunlar, göstersinler. Veya bu davranışa bir son vermeleri ve yukarıda anılan meslek ilke ve kurallarına aykırı eylemde bulunduklarını kamuoyu önünde kabul etmeleri gerekiyor. Bu girişim uyumsuzluğu gidermeyecektir ama yitirdikleri güvenin bir bölümünü geri kazanmayı hak etmelerini sağlayacaktır.